Selam canlar. Evet, bugünkü menüm kafamda hazır. Tabii tezgahta da hazır ettim. İçim öyle rahat ki. Gerçekten insan böyle ne pişireceğine karar verdiği zaman inanılmaz rahatlıyor. Şimdi bugün İzmir köfte yapacağım. Patatesli biliyorsunuz İzmir köfte tarifini fırına süreceğim. Yanına da pirinç pilavı. Çorba yapmayacağım. Bir ortaya salata. Çünkü çorba içilince doyuluyor. Ondan sonra diğer yemekler kalıyor. O yüzden çorba yapmayacağım. Sadece iki çeşit. Ortaya da salata. Oh, bize afiyet olsun. Şimdi tarifimizde neler gerekli? Aslında YouTube kanalımda tarifim var. Kısaca oraya girip bakmanız daha iyi olurdu ama anlatayım. Soğan, sarımsak, maydanozu rondodan geçireceğim. Benim sarımsak olmadığı için toz sarımsak kullanacağım arkadaşlar. Kurutulmuş sarımsak. Ondan sonra kıymamız, galeta unu katacağım şöyle. Yumurta katacağım. Ondan sonra baharatlarımı katacağım. Yoğuracağım bir güzel. Biraz da sıvı yağ ve su ilave edeceğim. Galeta unu hafif biraz çözülsün diye. Ondan sonra dinlendireceğim. Köfte haline getireceğim. Yağ da kızartacağım. Patateslerimi de kızartacağım. Tepsiye koyacağım arkadaşlar. Üzerine salçalı sos, direkt fırına. Pilavı da zaten biliyorsunuz. Artık söylemeye gerek yok. Yani bilmeyenler için anlatıyorum ama çoğumuz biliyoruz bu sayfada, eminim. O yüzden şimdiden yapanlara afiyet olsun. Yaptıkça da paylaşırım inşallah. Evet, İzmir köftemiz için malzemelerimiz arkadaşlar kıyma, soğan, sarımsak, maydanoz, köyümdeki yumurtalarım, galete unu, baharatlar olarak kimyon, tuz, karabiber, kırmızı, pul biber arkadaşlar. Hepsini şöyle bir harmanlayacağım, yoğuracağım. Ondan sonra da köftelerimizi yapmaya başlayacağız inşallah. Bu arada şunu söylemek istiyorum ki ben biraz fazla yapıyorum. Köftelerini derin dondurucuya atacağım arkadaşlar. Sonra böyle acil durumlarda çıkarıp yemeğimi yapacağım. O yüzden biraz fazla yapıyorum. Size verdiğim tarif tam böyle 4-5 kişilik aileye göre. Ama bu bayağı çok benim için. O yüzden fazla fazla yapıp derin dondurucuya atacağım. Evet, iç harcımız hazır arkadaşlar. Yani iç harcımız derken köfte harcımız hazır. Artık şekil verip yağda kızartma zamanı. Evet, köftelerimizin harcı biraz dinlenirken hemen şu pilavımı bir salacağım arkadaşlar. Pilavı pişireyim ki pilav kenarda demlensin, pişsin yani. Şöyle bu sefer de arpa şehriye koyalım. Geçen tel şehriyeli yapmıştık. Hem sohbet edelim hem de pilavımızı yapalım, değil mi? Sizce bu keresteler ziyan olacak mı? Yoksa Yunus gerçekten o güzelim istediğim salıncağı yapabilecek mi? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Ya bana göre yapacak ama yani hani o güzel görüntüyü veremeyecek gibime geliyor. Yani o hani ince işçilik var ya o ince işçiliği söyleyeyim. O ince işçilikte biraz kaytaracak gibi baştan savma yapacak gibi geliyor bilmiyorum artık. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yapar yani, yapar ama işte çok fazla detaya inmeden yapar. Hatta dedim ki biraz daha şey al, tahta al. O yani bu kalın o şey kerestelerinden değil de tahtalarından al dedim. Masa yaparız aşağıya. Çünkü ben artık gerçekten bahçede oturmak istiyorum. Hatta yukarıya da güzel bir masa yaparız dedim. Çay falan içerken yazın Allah nasip edersin inşallah. Böyle bir şeylerle uğraşıyoruz. Kendi kendimize. Hani kendi yağımızda kavruluyoruz, öyle söyleyeyim. O yüzden bir şeylerle uğraşmayı seviyoruz. Bu arada bu aşağıdaki ambarı yani Yunus'un çalışma alanını temizleyeceğiz arkadaşlar. Herhalde bugünden sonra havalar biraz güzel olacak gibi geliyor. Hava durumunu da öyle gösterdi.
Eğer havalar biraz düzelirse, yani yağmur yağmazsa, oraları güzel bir şekilde temizlemeyi düşünüyoruz. Neyse, şunu bir kızartıp geliyorum. Bir kavrulsun. Evet, sohbete devam arkadaşlar. Ocağın ayarını biraz kıstım. Şöyle tuzumuzu atalım. Karıştırayım. Evet, Yunus videolar atmış, yeni videolar. Şu pilavı demledikten sonra paylaşacağım inşallah. Ama keresteleri keşke terasa dedim, taşımasaydım. Çünkü şimdi yağmur da yağıyor. O kıymıkları halıların üzerinde kalabilir. Ayağımıza batabilir falan. Bakalım. Daha izlemedim. Sadece baş kısmından gördüm. Ben de sizle birlikte izleyeceğim. Hemen şu pilavı bir demleyip geleyim ki bu hazır olsun. İçine biraz tereyağı katayım. En sevdiğim yağımızı da kattık. Pilav yağsız olmaz arkadaşlar. Bak, şöyle bir şey var. Ben bu ne derler, biyoenerji eğitimi aldığımda şey demişti bir hocamız. Hani bu derler, şu bana dokunuyor, bu bana işte, şu sağlıksız, şu sağlıklı, şöyle böyle. Hayır dedi yani. Hani kime göre, neye göre dedi sağlıklı. Sana dedi sağlıklı olan belki bana sağlıksızdır. Bana sağlıklı olan sana sağlıksız olabilir. O yüzden dedi insanları hani şu sağlıksız, bu sağlıklı, şu böyle diye hani yargılamayın dedi şeyleri, bu yiyecekleri. Bırakın dedi, insanoğlunun vücuduna ne iyi geliyorsa onu yesin. Sonuçta kaç yıl yaşayacağız ki arkadaşlar? Değil mi yani? Ölümlü dünya. Yiyin gitsin. Hemen şunun suyunu koyup geliyorum. Bu arada ben soğuk su kullanıyorum, söyleyeyim yani, normal su, hani kaynatmıyorum. Bu tencerelerin özelliğinden ötürü arkadaşlar. Hani teflonda falan yaparsanız tabii ki de kaynamış su daha mantıklı. Ama koymasanız da olur. Sonuçta kaynıyor yani hani. Şimdi ben bunu böyle bir iki dakika kaynatacağım. Tencerenin kapağını kapatacağım ve kendiliğinden pilavımız pişmeye koyulacak arkadaşlar. Ha, bu arada şuna söyleyeyim. 3 su bardağı pirinç, 4 su bardağı su kullandım. Bu tencerelerin şeyine göre, mesela teflonda yapıldığı zaman bu mesela havayı içinde tutuyor ya, o yüzden çok fazla su koymuyoruz. Ama teflonda olduğu zaman bazen hani 3'e 2 koyabiliriz. 3 su bardağı pirince 5 su bardağı su koyabiliriz. Yani gerçi herkes artık kendi tenceresinin huyunu suyunu biliyordur, o yüzden söylememe gerek yok. Evet, pilavımız kaynamaya başladı. Bir iki dakika sonra kapağını kapatacağım. Kendiliğinden pişsin. Hemen şimdi de sırada köftelerim var arkadaşlar. Bir evet, köftelerimizi hazır ettim arkadaşlar. Bu köfteleri görünce aklıma babaannem geldi. İnanılmaz duygulanıyorum ben bu köfteleri her yaptığımda. Tabii ben babaannemle 13 yaşına kadar büyüdüm arkadaşlar. O zamanlar babam Almanya'da, anne baba Almanya'da. Tabii babam para gönderiyor ama evde sadece biz yokuz. Kalabalık bir aile olduğumuz için... Yani babaannem de böyle köfte yaptığı zaman herkese sayılı verirdi. İşte ikişer tane veya üçer tane onun ekmeğinin arasına koyardı. İşte bol soğanlı, Allah'ım nasıl lezzetli gelirdi o köfteler var ya. Yani o köftenin lezzetini ben şu an hiçbir yerde bulamıyorum. Ve her defasında böyle hep sayılı dağıtırdı. Bir gün babaannemi Almanya'ya biz çağırdık. Hani istek yaptık, geldi Almanya. Babaannemin önüne bir kilo köfte koydum, kıyma koydum. Dedim ki bundan bana köfte yapacaksın dedim. Ama öyle sayılı değil, doyasıya yiyeceğim dedim. Babaannem yine o köftenin yarısını ayırdı. Buzluğa attı. Hani hepsi olmaz diye. Her zaman öyle yapar çünkü. Her zaman şunu söyler. Yani yemeğin bir kısmını ayırın der. Hani kenara koyun der. Daha çok bereketlenir diye. Ondan sonra o köfteyi yaptı ama yani o çocukluğumdaki köfteyi yine bulamadım. O zamanlardan yokluk mu vardı?
veya bu kadar çok lezzet, bu kadar çok fazla hani detay olmadığı için daha mı böyle bize lezzetli gelirdi bilmiyorum ama gerçekten köfteyi görünce direkt aklıma babaannem ve çocukluğum geliyor arkadaşlar. Bu arada şimdi bunların tabii hepsini kullanmayacağım söyleyeyim. Borcama yeteceği kadar kızartacağım. Gerisini buzluğa atacağım. Başka bir tarifte tekrar kullanacağım. Evet, köfteleri kızartmak için yeni bir taktik. Bakalım olacak mı diyeceğim ama olacak çünkü böyle yapıyorum. Vallahi tava kirlenmesin, içine yağlı kağıt oturtuyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ocağımı açayım. Çünkü köfteleri de kızartmam lazım. Şöyle patatesler içinde yağım. Bu benim şey tencerem, kızartma tencerem söyleyeyim yani. Kızartma tencerelerimle diğer tencerelerim farklı. Bu ara nedense oruçluyken konuşamıyorum ya. Hep böyle kekeliyorum. Kelimeleri yutuyorum. Çok hızlı konuşuyorum. Ne oluyor bilmiyorum. Neyse biraz kızsın da köftelerimi dizeyim de bir görün bakalım. Tavanız kirlenmeden nasıl köfte kızartılıyormuş. Ya. Patateslerimiz kızarırken köfteleri de şöyle tavama sırasıyla dizelim bakalım. Evet, ne yapıyoruz? İzmir köfte yapıyoruz arkadaşlar. İzmir köftemiz için şöyle tavamıza sırasıyla bütün köfteleri dizip geliyorum. Köfteleri tavaya dizdim arkadaşlar. Şimdi kızarması için biraz bekleyelim. Oh mis. Tavamız yağlanmadan köfte yapıyoruz. Şunları çevireyim ben. Böyle çevrilmeyecek. Oh, köftelerimiz çok güzel kızardı. Şimdi hemen tepsimizi alacağım. Hemen şöyle köftelerimi alayım. Şöyle yağlı tepsi. Çok az yağlı bir tepsi söyleyeyim. Şöyle ikinci köfteleri de hemen kızartıyorum. Patatesimiz de kızarıyor arkadaşlar. Evet, sonucu bir sonraki videoda paylaşırım inşallah. Görüşürüz. Evet, patatesleri kızarttık. Köfteler hazır ettik. Şimdi şöyle yapacağım. Bir patates, bir köfte. Patatesim bu arada çok şey olmuş, kızarmış. Yani az kızarsaydım iyiydi. Yapacak bir şey yok. Biraz da patatesleri ince kesmişim arkadaşlar. Biraz daha kalın kesin. Yani şöyle olması gerekirken ben baya baya şunları şöyle alayım. Şimdi bir köfte, bir patates. Hemen dizelim şöyle. Mis dizip geliyorum. Evet, patatesleri, köfteleri dizdim ama köfte ve patatesimiz arttı. Ne yapacağım? Mecburen üzerine hepsini yerleştireceğim arkadaşlar. Görüntü bozulacak ama yapacak bir şey yok. Evet, İzmir köftemiz için patates ve köfteler çok gelince mecburen üst üste koydum. Şimdi tavamızdan artan yağla salçalı sos yapacağım arkadaşlar. Bu arada tavada görüyorsunuz temiz kaldı, kirlenmedi. Vallahi ay tava yıkamayı hiç sevmiyorum. O yüzden yağlı kağıt sermesi en güzeli. Şimdi hemen salçalı sosumuz için şöyle biber salçasına biraz da su koyup geliyorum. Eriteceğim çünkü. Suyumuzu da koyduk. Köfteleri kızarttığım yağda şöyle bir karıştırayım biber salçamı. Baharatlar olarak tuz. Ondan sonra yine kırmızı pul biber, karabiber atacağım. Ve yemeğimizin üzerine dökeceğiz. Evet, salçalı sosumuz da hazır. Şöyle üzerine gezerek dökeyim. Bu arada garnitür olarak yeşil biber çok yakışıyor ama bizimkiler de diyorum ya, bir ben yiyorum. Yunus da almamış. O yüzden yapacak bir şey yok. Evet, İzmir köftemiz fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Yapanlara afiyetler olsun.
Selam canlar. Evet, biz köye gidiyoruz. Böyle bulanık bir hava var gibi ama hava sıcak. Söyleyeyim, boşu boşuna kazak giydim yani. Gerçekten güzel sıcak bir hava var. Bakalım şimdi salıncak için Yunus hemen böyle bir şey oldu. Dünkü böyle yok çivi arıyor, yok bir şeyler arıyor. Köyde çiviler vardı mesela, her şey vardı köyde. Ama şu an bakalım, gidelim bakalım. Şimdi evet yapabilir diye ben de düşünüyorum ama o güzel görüntü olmayacak gibime geliyor. Biraz kafadan savma iş yapacak gibime geliyor. Buraya mı bakacaksın çiviler için? Tamam hocam, kafadan savma yapmadığım için şu anda hiç koşturuyorum. Herkes diyor ya. Bak ya, ben ya ne bak, yemin ediyorum. Ne oldu? Bu çeli oynuyorlar. O yüzden şey yapıyor, araba sarıyor kendini. Zehra arabanın bayağı ayarlarıyla oynamış. Araba sallanıyor diyor. Halbuki kendi oynamış otomatik sistemiyle. Neyse. Diyeceğim o ki Yunus gitti. Rahat rahat konuşabilirim. Ben pek güvenmiyorum. Yani 5500 lira parayı sadece keresteye verdi. Şimdi yok çivisiydi, yok vidasıydı, yok zinciriydi, yok şu suydu, bu suydu. 10 bin liradan fazla tutacak. Ondan sonra da istediğim o görüntü de olmayacak gibime geliyor. Diyor ki daha güzelini yapacağım diyor ama bakalım, bir köye gidelim bakalım neler olacak arkadaşlar. İzleyip göreceğiz. Biz bu gidişle saat 3'e de varamayacağız. Bir türlü de başlayamayacağız. Yok vidası, yine başka bir yere geldi. Az önce baktığı yerde bulamadı istediği vida. Şimdi başka bir yere geldi, oradan alıyor. Bakayım vidalara kaç para ödeyecek. Hepsini hesaplayacağım. Bir salıncak kaç paraya mal oluyor, bunun bütün şeyini çıkartacağım. Ve toplu videoyu da YouTube kanalıma atacağım arkadaşlar, söyleyeyim. Çünkü buralarda parça parça atıyorum ve bir müddetten sonra artık videolar biliyorsunuz çok böyle aşağılarda kalıyor. Arayıp bulamıyoruz ama YouTube kanalımda hepsini detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Ve her gün her güne özel bir günlük vlogu YouTube kanalımda paylaşıyorum. Saat her akşam 22'de izlerseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Tüm videolar sırasıyla geliyor. Hatta şimdi bugün yarın bu ferikleri aldığım videolar gelecek. Tekrar izlemek istersiniz o görüntüleri. Mesela şey yapabilirsiniz. Aa, Leyla'nın ferikleri bak küçücükmüş, almış bak şimdi kocaman olmuşlar diye. Değil mi? Bence güzel oluyor ya. Önceki videoları da izlemek. Kıyaslama yapınca iyi oluyor. Ben bayağı hala Yunus bekliyorum. Bir türlü gelmedi ki, köye gidelim. Gidelim bakalım nasıl başlayacağız. Ya ben ona dedim ki terasa niye çıkarttın ki? Bu zımparalanacak bu tahtalar, keresteler değil mi? Tekrar aşağı indirmemiz gerekecek. Yani 4-5 iş yapacağız biz bugün herhalde. Vallahi ben de merak ediyorum sizin gibi. Olacak mı olmayacak mı? Paramız çöpe mi gidecek? Ne olacak? İki tahtayı çakıp alsana salınacak mı diyecek? Ne diyecek bilmiyorum arkadaşlar. Yaşayıp göreceğiz. Aa, geliyor. Beyefendi geliyor. Gene düşüne düşüne ağzı gözü yamuk bir şekilde geliyor. Gel bakalım Yunus Bey, ne aldın? Cihat aldım. Bir şey alalım. Zaten elimde var ya acaba. Şeyler ne, tekerlekler ne? Şeyi teker aldım. Neye teker aldın? Altına teker aldım. Salıncağın. Salıncağı da, ooo adam salıncağı vurmuş da altına tekerlek almış. Vallahi Yunus bakayım nasıl bir şey yapacaksın, çok merak ediyorum. Ya şu yüz ifadeni bir çekmek istiyorum. Bir bak Allah'ın seversen tekrar bakar mısın? Ha. Bir sinirli bakıyor yani, sen bana güvenmiyor musun diye. Allah var yani şeyim, güveniyorum da o ince detayı yapamayacaksın gibi geliyor Yunus. Hani adam çok güzel böyle şey yapmış ya, verniklemiş. Ne yapmış bir de ona, ne bir işlem daha yapmış ona. Bir şey yakma işlemi yapmış. Çok güzel yapmış adam. Şey hani en basit işlem. Tamam hadi bakalım arkadaşlar. Eşek be eşek, bildiğin bir eşek kralı. Ne? Bildiğin bir eşek ya. O ne demek? Her şey yuttuk. Neyse onlar zaten zincir mecir, onu sorarız. İp yapalım lan. Zincir değil, kalın urgan ip var ya, şu kemerini tak. Kalın urgan ipinden yapalım. Zincir güzel olmaz ve paslanıyor zincir. Zincir değil mi arkadaşlar? Zincir sonradan paslanıyor ya. Şey daha güzel. İp daha güzel bence. Ne kadar para verdin onu soracaktım. Kaç? 165 lira. Kaç? 165. Köyüm. Güzel köyüm. Allah'ım. Heh, gel. Bir civcivlere bakacağız. Tavuklara. Ondan sonra da terasa çıkacağız arkadaşlar. Ay nasıl sıcak. Yani hava böyle kötü gibi duruyor ama sıcacık, mis gibi bir hava var. Yunus dikkat et, geliyor kedi arkandan. Hemen baba 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 baba. Bak ikisi de kümese saldıracak ha. Ne? Çok fenalar ya. Bizle birlikte hareket ediyorlar.
Ama sizi içeri alamayız. Şu çok hamile gibi duruyor bu kedi ya. Bu ne böyle doğurup doğurup atıyorsunuz ya? Besleyemiyoruz sizi. Baba. Harekete geçecek kapıyı açınca şu. Dikkatli ol Yunus. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır annem, hayır annem, hayır. Anam bunlar nereye geliyor lan bu tavuk? Yunus dur. Dur kapatamıyorum. Anam. Ha? Yunus bunlar ne? Sen mi döktün bunları? Biraz çekil bakayım. Pırasa mı döktün? Pırasa döktü ki bunları yememiş. Kapıyı aç artık Yunus. Aç havalar sıcak. Bir dışarı çıksınlar. Heh, hadi bakalım. Gulu 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 gulu. Hadi bakalım dışarı. Oh, koşun 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 koşun. Allah 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 Allah. Hucum. Hucum. Hele şunlara ya. Bahçeyi de özlemişler ha bak. Görüyor musunuz? Allah Allah Allah. Oh. Bir güzel bir temiz bir hava alın ya. İki gündür kapalı alanda. Gel annem gelin. Gelin. Gelin anneciğim. Gelin. Size şimdi buraya bir marul dökeyim marul yiyin. Herhalde pırasayı beğenmemişsiniz. Siz bence marul dışında yeşillik yemiyorsunuz gibime geliyor. Yunus şu marul poşetini verir misin? Bana ver. Ay şey mi olmuş? Baksana çürümeye duruyor yoksa. Gelin bakayım. Kız bir sakin. Sakin. Parayla değil arkadaşlar lütfen. Bedava sakin olur. Heh, aspirin de yere düşmüş. Durun. Al bakayım. Oh soğan da var içinde. Şuralara da dökeyim ha. Heh. Anam şu soğanları götürüp salata yapaydım ya. Heh. Ya size Demet salata göndermişler Allah razı olsun. Vallahi. Oh. Hele şunlara ya. Dur şunlara da atayım. Soğan da ye. Ay bu soğanları doğrasaydık ya bu böyle olmaz ki. Bunlar dur ben bir elimle doğrayayım arkadaşlar bunlara. Bunları nasıl yiyecekler? Bütün soğanları doğradım arkadaşlar böyle küçük küçük. Önlerine attım. Güzelce yesinler. Oh. Bugün de yeşillikler değişik hani söyleyeyim yani. Taze soğan var. Şu tere mi? Dereot, dereot herhalde. Dereotu var. Marul var. Daha ne olsun yani? Allah bereket versin. Şimdi bir içeri gireyim bakayım içeride ne var ne yok. He? Geliyorum. Hangisinin? Ay dur geliyorum. Kimin suyu bitmiş? Ay sularımız. Ay Yunus buraya niye döktün ki hep batırmışsın buraları. Döktük işte ne bileyim ben böyle. Vallahi ya hep buralar batmış yine. Dur gel. Bekle gel. Ver bakayım. Dur. Dur açma bir dakika. Aç 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 çok aç. Aç dolsun bir de. Ha? Aç. Hadi siz de bahçeye çıkınsana. Ne arıyorsunuz? Bunlar bu şeyi bir şey yapmamışlar. Buralar yine karışmış arkadaşlar. Yine beni bekliyor temizlik için. Neyse. Biraz dursun da şey yaparım temizlerim. Kapat, kapat, kapat. Tamam. Hadi bahçeye. Hadi bahçeye size yeşillik attım. Hadi. Bakalım civcivler. Yunus civcivlerin suyunu da mı doldursaydık? Bence gece salıncağı yaptıktan sonra bu civciv büyükleri hep salalım. Ya da hepsini salalım. Bunlar büyümüş ya artık. Değil mi anneciğim bir şey yapmazsınız. Gece bunlara baksana koca maşallah subhanallah. Kocaman oldular ya. Ama akşam salalım. Gözleri hani birbirlerini görmesinler. Ondan sonra da alışacaklar. Ölmezler Yunus çünkü büyümüşler. Bir de şey akşam salın diyorlar zaten. Allah korusun yani de ya. İnşallah bir şey olmaz da. Akşam bunları şey yap, karanlıkta salmamız gerekiyor. Tamam. Sen git geliyorum ben. Şey yapayım da bir bakayım yumurtalar var mı yumurta var mı bugün. Yunus benden daha meraklı yumurta bakmaya. Buralar ay çok kötü oldu buralar ya çok kötü karıştı. Bakayım çekil bakayım. Işığı tutar mısın? Küçük. İyi iyi. Hepsini alacağız. Ha? Verdin mi sen o çocuk istiyordu ya yumurta? Ha?
Şunlar ay maşallah subhanallah Yunus, bunları nasıl yapsak ya, bunlar kurt yatmayacak gibi. Yatmayacağız zaten. Ah, götürelim o zaman onları ya. Hep. Burada dün çubuğu yumurta buldum. Nerede? Orada bir tane vardı. Kaç tane var şimdi? Ha? Yukarıya mı aldın? Ha. Neyse bunları götüreceğim ya. Bir tane şey istiyordu. Civciv çıkartacakmış makinesinde de tamam dedim. Aa, burada şey var. Ne? Getir şuraya döküp çürümüşler. Getir dökelim ya. Yunus hep çürümüş onlar. Getir dökelim yesinler. Heh, dök. Oh havada sıcak. Google'larım benim. Prenseslerim. Oo, bolca marul. Oh. O poşeti ver, atma oraya. Oh size bakın. Koşun 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 koşun. Rızık zamanı, koşun. Yiyin bakalım. Her şey de var. Biraz ayağını. Bismillah. Ha. Tamam tamam. Tamam her tarafa da zaten. Şey yavrulara. Ha, yavrulara da ver. Evet onlar da yiyor çünkü. Heh, iki tane de yavrulara verelim. Hadi afiyet olsun. Biz hemen peşimizden geliyor. Oy size de getirdik. Ters çevirsene. Şunu çevirseydin keşke yukarıya doğru. Allah yarar. Hadi görüşürüz prensesler. Kendinize çok iyi bakın. Az önce yarım saattir konuşuyorum. Meğer video çekmiyormuşum arkadaşlar. Ya. Evet, kümesten çıktık. Şimdi salıncağımızı yapmaya gidiyoruz. Adım adım çekeceğim, paylaşacağım. Takipte kalın. Bakalım. Biz hem oturak yapmak istiyoruz bahçeye, hem de terasa salıncak yapmak istiyoruz. Bakalım ne yapacağız. Çok merak ediyorum. Sizden daha çok ben meraklıyım. Olacak mı? Paramız ziyan mı olacak? Bu tahtaları önce zımparalayacağım mı yoksa yaptı? Ha? Sonra zımparalayacağım. Buralara da bir gün el atmamız gerekiyor. Neyse hadi gidelim. Ben şu çantayı falan... Ha? Alayım mı şeyleri? Yardım et size. Edeyim yardım. Ne istiyorsun? Bir zahmet yardım. Şey alayım. Tamam, onları ben alayım. Ha? Ya tamam. Yardım ederiz yani. Kediler tutun bakayım şunun ucundan. Hadi taşıyın bakayım. Öyle beleş yemek yemek yok. Hadi. Hadi çalışın. Onu ne yapacaksın? Lan bu dumandan başka bir şey vermiyor ki. Bunun bir etkisi yok. Bir çekilin şuradan. Çekilin. Yunus'u sinirlendirmeyin. Salıverin küçük enişteyi. Geliyor. Neyse ben arkadaşlar şunları bir yukarı taşıyayım da geleyim. Yukarıda görüşürüz. Heh, benden önce çık. Benden önce çık. Allah'ım. Bak ya. Buralar iyice çamur olmuş. Anam yeşillikler ne durmuş. Hiçbiri çıkmamış ki. Çıkmamış. Yok ya, bunlar olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum. Şunları bir koyayım şöyle. Ay. Vidaları koyayım. Ne anneciğim gel. Bunlar esiyor. Evet. Keresteler bunlar arkadaşlar. Bakalım bu kerestelerden neler yapabileceğiz. Artık bunu bugün yaşayarak göreceğiz inşallah. Şu eşyalar şimdi bir... Gel anneciğim gel. Şu eşyalar şimdi bir terasa çıkartalım da. Ay, çiçeklerin de sulanması vakti geldi. Bayağı oldu gelmeyeli çünkü bunları da sulayayım. Şu üzerlerini kaldırsam mı acaba ya? Biraz güneş alsın dur. Hiçbirinde bir yeşerme yok. Aa, şu marul. Marul çıkmış. Evet. Bir marulum arkadaşlar kendini göstermiş. Bir de çilekten bir tane şöyle bir şey var. Ha, bir iki tane var. Ha, üç dört tane. Ondan sonra bunlar ne? Bunda hiçbir şey yok. Şunu da açacağım. Ya bir güneş görsün bunlar ya. Ha, bunda da böyle sanki. Evet, bu da var gibi. Biraz şu bak. Şuralar görüyor musunuz? Var var böyle. Ama domateslerde
Ata tohumu diye aldım. Yavrum bir dur. Anam la bir dur. Çıkma. Geliyorum geliyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Yunus şimdi sinirlenecek. Gidip ona bir yardım edeyim. Geç. Geç. Geçin hadi. Yunus gelmeden şunlara bir daha bakayım. Ana bunlar turtlar olmuş. Bak turtlarımı görüyor musunuz? Daha ben kapatmayayım bunu ya. Bunlar da böyle çıkmış arkadaşlar bakın. Bu neydi? Ha, domatesti. Evet ikinci domateslerimdi. Böyle küçük küçük çıkmaya başlamış. Bakın bunlar domates şunlar. Gözüküyor mu? Ha, böyle. Bunlar turp. Bunları tek tek alıp başka bir yere mi dikmem lazım acaba? Bunlarda bir şey yok ama şunlarda var. Bakın şu baştakilerde. Bunlar da turp. Evet. Bak turplar daha erken çıkıyor görüyor musunuz? Ama bunlarda hiçbir şey yok. Domates, biber. Yani henüz bir şey yok bunlarda. Evet. Şu neydi? Brokoli. Bak brokoli de çıkmış. Kapya biber, biberler bak. Bakalım marullar çok güzel olmuş. Bakın maşallah. Marulları belki bahçeye şey yaparım. Bir tarafını yapacağım. Geri kalanda henüz fazla bir şey yok arkadaşlar. Biraz böyle dursun güneş alsınlar. Kapatmayacağım üstünü ya. Azıcık güneş alsınlar çünkü.